Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Indiana Pacers review yapacağız. Bakalım Indiana Pacers daha NBA şampiyonluğuna ulaşabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, kadromuza baktığımızda Tyrese Haliburton'ı görüyoruz. Pascal Siakam, Miles Turner, Obi Toppin, Benedict Mathurin gibi önemli oyuncular var. Gayet sağlam bir kadromuz var. Bunları bazılarını takaslayacağız tabii ki. Kadromuzu ona göre ayarlayacağız. Şimdi bakalım takaslarımıza hep birlikte geçelim. Bakalım takaslarımızda nasıl bir sonuç olacak, hep birlikte göreceğiz. Neyse, Mathurin, Obi Toppin. Karşında Desmond Bane, Gigi Jackson. Tamam, böyle alalım. Böyle alalım. Böyle alalım. Bu uyar. Bu takas bize uyar. Gayet şey, Gigi Jackson. İkisinin de zaten sözleşmesi de bitiyor. Desmond Bane ile Gigi Jackson da zaten İyi oyuncular. Bunları direkt çekeriz. Bunları direkt çekeriz. Hayır uğurlu olsun diyoruz. Evet, şimdi baktığımız zaman hani şutik kartı aldık. Görmüş olduğunuz gibi Tyrese Haliburton, Desmond Bane, Gigi Jackson, Pascal Siakam, Miles Turner beşlisiyle oynayacağız. Bench'ten de McConnell, Nesmith, Jalen Smith, Isaiah Jackson, Andre Nebhard oynayacak. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım sezon sonuna doğru bir simülasyon yapacağız hep birlikte. Bakalım sezon sonu, tabi öncesinde devre arasına kadar bir simülasyon yapacağız. Tabi oyuncuların durumunu da bir göz ardı edeceğiz. Bakalım playofflarda durumları nasıl. Akabinde sezon sonuna doğru ilerleyeceğiz. Bakalım playoff'ta bu kadroyla yerimizi alabilecek miyiz, hep birlikte göreceğiz. Şimdi trade deadline'ına kadar bir simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet, şimdi Doğu Konferansı'na baktığımız zaman Indiana Pacers'ı göremiyoruz bu arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, play-in'deyiz şu anda Indiana Pacers olarak. Biraz daha yukarı çıkarsak daha iyi olur bizim için. Bakalım çıkabilecek miyiz onu da bilemiyorum ama. Oyuncularımız ne kadar katkı yapmış ona da bakalım. Evet, oyuncularımızın katkılarına baktığımızda Tyrese Haliburton 20.5 sayı ortalaması yapmış, 15 sayı ortalaması, 11 asist. Pascal Siakam 18.4, Desmond Bane 17 sayı ortalaması yapmış, Miles Turner 12.1, Jalen Smith 11.1, McConaughey 10.4, Gigi Jackson 9.3, Aaron Nesmith 9 sayı yapmış, Isaiah Jackson 7.5, Nembhard 4.8 ile oynamış. Evet, şimdi sezon sonuna doğru gidelim. Sezon sonunda bakalım lehimize mi dönecek, aleyhimize mi dönecek, hep birlikte göreceğiz. Evet, Luka Doncic yine en değerli oyuncu seçilmiş. Yılın Rookie'si Victor Wembanyama olmuş. Gerçekte de Victor Wembanyama yılın Rookie'si seçildi. Russell Westbrook 6. adam. En iyi defansif oyuncu Antetokounmpo. En fazla yükselen oyuncu Tremon olmuş. Buradan baktığımız zaman Indianalı oyuncular var mı diye bakalım hemen. Burada Indianalı oyuncuları göremiyoruz. Harbiden yok Indianalı oyuncular. Aklımızda play-in'deyiz. Play-in'de rakibimiz Detroit Pistons olmuş. Evet, bizim bu play-in'i hemen geçmemiz lazım. Şeyde mi elendik? Aynen. İlkini kazanıp ikincisini de kaybettik. Kötü oldu bu. İlk maçı kazanıp ikinci maçı kaybettik. O biraz kötü oldu. Ama yani daha yolumuz uzun. Kazanırız her türlü diyelim. Bakalım. Cleveland kazanmış. Cleveland'ı tebrik ediyoruz. Hemen istatistiklere de bir bakalım. İstatistiklerde de ufak değişik.
Yani çok büyük bir değişiklikler yok. Gene aynı bildiğiniz gibi. SSK'de şu anda görüyorsunuz. İkinci sezona geçeceğiz. Bakalım ikinci sezonda takımımız nereye kadar ilerleyecek. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi ikinci sezonumuzdayız. Evet, draftlara geçtik. Bakalım. Evet, şimdi oyuncu seçeceğiz. Aaron Brown mu alsak? Gerçi gardımız, pivotumuz var. Şey yok bence aslında. Bilmiyorum şeyi mi alsam. Zachary'in Rick Chester'ı mı alsam? Şeyden hiç yok. Small forvetimiz yok gibi sanki. Ondan olabilir. Ya da Tyrese Proctor'ı alıp en azından yedek guard olarak kullanılabilir mi? Bence bunu düşünmek lazım. Aslında ama bilmiyorum şu anda. Yani pivot olarak bence bir sıkıntı yok gibi duruyor. Zachary Richester'ı alıyorum ben. Hayırlı olsun. Zachary Richester'ı takımımıza kattık. Ama inşallah yani kötü bir draft olmaz bizim için. Şimdi baktık. Aa, Tyrese Proctor'ı hala almamışlar. Hala almamışlar şansımıza. Tyrese Proctor'ı da hemen çekelim. Hala onu da çekmemişler yani. Niye çekmemişler? Anlamış değilim yani gerçekten. Hemen onu da çektik. Bir taştaki iki kuş vurduk. Bir de bir tane daha oyuncu çekeceğiz. Burada kimi çekeceğiz bilmiyorum. Berke'yi çekelim burada da ya. Burada da bizim Berke'yi alalım. Berke'yi de çektik. Hayırlı olsun. Evet, şimdi DeMar DeRozan'ı Free Agent'tan çekmiştik. Çektik yine her zaman olduğu gibi ve takaslayacağız DeMar DeRozan'ı. Jalen Williams'ı kadromuza katacağız. Evet, hayırlı olsun diliyoruz. Jalen Williams, Indiana Pacers'ta. Evet, James Harden, TJ McConnell yerine Aaron Brownshaw, Zach LaVine ni çekeceğiz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Yeni takasımız hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Evet, şimdi pivot yediği olarak Walker Kessler'ı alacağız. Russell Westbrook'u bedava çekmiştik ama Russell Westbrook'u da göndereceğiz. Ve Aaron Nesmith'i de yollayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, ikinci sezona baktığımızda kadromuzda Tyrese Haliburton, Desmond Bane, Jalen Williams, Pascal Siakam, Miles Turner beşlisiyle oynayacağız. Bench'imizde de Zach LaVine, Walker Kessler, Lonzo Ball, Jairus Walker, JJ Jackson var. Bence çok dengeli bir kadromuz var. Bu dengeli kadroyla şampiyonluk çok rahat yaşarız diye düşünüyorum. Bakalım öyle mi olacak, bekleyip göreceğiz. Trade deadline'a kadar bir simülasyon yapalım bakalım. Evet, ikinci sezonumuzda 38 galibiyet 10 yenilgi almışız. Gayet güzel. Birinci sırada yerimizi aldık. Bayağı kadromuz bayağı sağlam. Zach LaVine bu arada inanılmaz çıkış yapmış. 20 sayı ortalamasıyla oynamış. Tyrese Haliburton da aynı şekilde 18.6 ile oynuyor. Pascal Siakam 17.1. Desmond Bane 16.1. Jalen Williams 14.2 ile oynuyor. Gayet güzel istatistikler. Miles Turner 10.6. Jairus Walker 10.2 ile oynuyor. Lonzo Ball 9.7. Walker Kessler 7 sayı ortalaması ile oynuyor. JJ Jackson da aynı şekilde. Yani güzel katkılar alıyoruz bench'imizden. Gayet güzel. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapacağız. Bakalım sezon sonunda da liderliğimizi koruyabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet, Luka Doncic en değerli oyuncu seçiliyor. Bu arada Matas Buzelis yılın rookie seçilmiş. 6. adam Amen Thompson olurken defansif oyuncu Wembanyama oldu. En fazla yükselen oyuncu Nerlens Haaland oldu. Buradan baktığımızda bizden birisi yine yok. Buralarda da yok. Buralarda da yok. Buralarda niye yok anlamış değilim. Bizden birileri hiç yok burada. Listede yok. Birinciyiz ama listede bizden birileri yok. O biraz üzüyor ister istemez. Evet, rakibimiz de Detroit Pistons oldu. Bakalım Detroit'i geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet, bakalım Detroit'i geçebilecek miyiz?
Evet, ilk maçı geçtik. İkinci maça da geçtik. Çok güzel. Üçüncü maça da geçtik. Dördüncü maça da geçtik. Çok güzel. Böyle devam. Şimdiki rakibimiz Orlando Magic. Bakalım Orlando Magic'i geçebileceğiz mi? Şimdi Simkes'e geçelim. Of, 1-0 geriye düştük. 1-1 yaptık. 2-1, çok güzel. Ah, 2-2 oldu. Kaybetmeyelim, 3-2. Hadi bir galibiyet daha. İşte bu. İşte bu çok iyi. İşte bu çok iyi. Evet, şimdiki rakibimize New York Knicks oldu. Bakalım New York Knicks'i de geçip finale yükseleceğiz mi? Evet, rakibimiz şimdi New York Knicks. Hemen simülasyonumuzu yapalım. İlk maçı yeniyoruz. İkinci maçı da yeniyoruz. Üçüncü maçı da yeniyoruz. Çok güzel. Hadi bunu da yenelim ve yendik. 4'te 4. 4'te 4 ve finaldeyiz. Indiana Pacers finalde. Rakip kim? Rakip de Denver Nuggets. Denver Nuggets da zorlu bir rakip ama geçeriz. Bence çok rahat geçeriz onu da. Evet, rakibimiz şimdi Denver Nuggets oldu. Bakalım Denver Nuggets'ı da simkesle simüle edeceğiz. İnşallah kaybetmeyiz derken 1-0 geriye düştük. 1-1 yaptık. Haydi çocuklar. 2-1 geriye düştük. 2-2. Çok güzel. 3-2. Evet. Buradan biz kendimiz bir simülasyon yapalım. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Jackson, left side. The three from ball. Oh, çok güzel bir bitiriş oldu bu. Çok güzel bir bitiriş oldu ve şampiyon Indiana Pacers oldu. Tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz. Son saniyede attım. Üçlük attık. Zaten farka da açmıştık, o da ayrı mevzu ama son üçlükle şampiyon oluyor Indiana Pacers ve kupanın sahibi oluyoruz. Tebrikler. Tebrikler. Gayet güzel oynadınız. Bravo çocuklar. An incredible display of resilience. Seemingly every time they were challenged, Grant, they rose evet, to the occasion. Kupayı kaldırıyor bizimkiler. Bizim Indiana Pacers kupayı kaldırıyor. Tebrik ediyoruz. MVP seçiliyor. Pascal Siakam'da. Tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Evet. Evet, oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Gayet güzel oynadılar. Bravo çocuklar. Evet, şampiyon biziz. Pascal Siakam'da MVP seçiliyor. Finaller MVP'si seçiliyor Pascal Siakam'da. Haliburton değil, Pascal Siakam seçildi. Oyuncu istatistiklerine de baktığımız zaman Zach LaVine bu arada çok önde gözüküyor. Tyus Haliburton da hem asist hem sayı katkısı oldukça yüksek. Pascal Siakam aynı şekilde, Desmond Bane de öyle. Yani inanılmaz katkı yapan oyuncularımız oldu. Yani kuşkusuz. Yani güzel de takaslar yaptığımızda, nokta transferler, nokta takaslar yaptığımızı düşünüyorum ve ikinci sezonda şampiyonluğu kaptık böylelikle. Ve videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu bu kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize dostunuza da bu videoyu da paylaşırsanız çok çok sevinirim. Aynı zamanda başka ne tür Rebirth videosu çekmemi istiyorsanız onu da yorumlar kısmına yazarsanız çok çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.